Evet sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar hepiniz 11 Eylül 2024 Çarşamba gününün ilk videosuna hoş geldiniz. Bir beğeni çok görmezseniz sevinirim. Bu arada üstündeki tişörtü merak eden arkadaşlar Feneryum'da bu tip tişörtlerde bazen indirimler oluyor. 2 al 3 öde, 3 al 16 tane falan öde maksat kulübe katkın olsun. Bazen de şaşırıyorlar 3 al 2 öde diye. Ben o 3 al 2 öde zamanında aldıydım bu tişörtü. Bu var fıstık yeşili var turkuaz falan var. Yani e, güzel %100 pamuk tavsiyede ederim arkadaşlar. Fenerbahçe transferde ne yapacak? Bon elinde olan Joel Matip menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye önerildi. Bir şey söyleyeceğim hatırlayanlar bilir arkadaşlar ben ne demiştim size? Matip haberleri hala niye yazılmadı anlamıyorum. Çünkü bize önerdiler demiştim ve hani kesinlikle yazmaları lazım diye de belirtmiştim. Herhalde şimdi yazarlar değil mi? Şimdi yazmışlar zaten hocam. Daha nereye yazacaklar? Daha ne yazmalarını bekliyorsun? Gerçi siz de haklısınız ya. Şimdi bu arkadaş kulüpsüz. Herhangi bir kulüple anlaşmamış. 8 milyon euro piyasa değeri var. 1.95 boyunda 33 yaşında futbolcu. Kamerunlu. E, 27 kez Kamerun milli takım forması giymiş. 1 gol atmış. Şimdi e, 1 Temmuz 2024'ten beri kulüpsüz. Ve Şöyle söyleyeyim. En son Liverpool'da yani 1 Temmuz 2024'ten beri boşta. 2016'dan 2024'e kadar 8 sene Liverpool kariyerim. Premier Lig'de 150 maç, 9 gol, 5 asist falan filan. Şimdi ben bunu niye anlatıyorum? Kariyerinde 50 500 maça çıkmış, 45 gol, 25 asist yapmış. Mükemmel bir istatistik. O günlerde de söyledim arkadaşlar. Benim bildiğim Jose Mourinho duran toplardan etkin şekilde faydalanmak ister ve hani Jose Mourinho'nun sistemine çok çok uyacak bir isim diye. Ama sizler şunu anlamıyorsunuz. Bazı futbolcular o kadar fırsatçı ki. Mesela bunlardan birisi Rabiot. Şimdi Adrien Rabiot onu taktı peşine, bunu taktı peşine. İşte ben şunu istiyorum, ben bunu istiyorum falan. 3-5 kulübü birbirine kırdırmaya çalıştı. Lan benim bir piyasa değerim var şöyle dedi, böyle dedi. Anam istemiyor dedi, bacım istemiyor dedi. Aynanam istemiyor dedi falan filan. Şu şu falan filan. Neyse. Yani çok çeşitli şeyler oldu. Ama sonuç sonuç hiçbir takımda henüz anlaşamadı. Belki de daha anlaşamayacak arkadaşlar. Ben onu bilemem. Ama bildiğim bir şey var ki o da şu. Matik'te, Matip'te Rebiot da Fenerbahçe'ye gelmeyecek arkadaşlar. Çünkü artık Fenerbahçe kadroyu belirledi. Sağlık raporları istendi falan filan haberleri ya, ya şey yapmışlar. Matip ile ilgili kesinlikle doğru değil. Kesinlikle Matip'i istemiyoruz. Sistem değiştirmesi bekleniliyor. Üçlü savunmaya geçmesi bekleniliyor. Kost aldı. Fenerbahçe asla doğru değil. Çift yönlü oyuncu 1.95 boyunda sol stoperin yanı sıra ön libero'da da oynayabiliyor. Liverpool tarihine geçti diyor. 8 yıl forma giden zaman da... Daha sakatlıklar geçirdi. Liverpool'a Şampiyonlar Ligi, Premier Lig, Süper Kupa, İngiltere Kupası, İngiltere Lig Kupası, İngiltere Süper Kupası'nı kazandı diyor. Alan filan. Arkadaşlar kesinlikle ne Rebio ne Matip listemizde değil. Ha Allah var. Rebio'yu ister misin? Hala isterim. Hala isterim. Ama yani şimdi Kieran Trippier'in Türkiye'ye transferi iptal. Aaa. Newcastle forması giyen Kieran Trippier ile ilgilenen Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir, Eyüp Spor, İngiliz ekiplerinin ikna olmaması, İngiliz ekibinin ikna olmaması nedeniyle bu transferden vazgeçti ve Türkiye iddiası Sky'da gündeme geldi. Arkadaşlar transferden vazgeçilmiş. Daha önce Fenerbahçe, Başakşehir, Eyüp Spor'a yazıldı. 2026'ya kadar sözleşme sürüyor. 94 maça çıkmış. 2022'den bu yana 4 gol, 60-21 asist yapmış. Ben size ne dedim? Ya bizim alakamız yok. Ha o sahayı gönderiyorsanız. Bir 8-10 milyon euroya, 15 milyon euroya, 20 milyon euroya gönderiyorsanız buyurun. Sonra o sahinin sakatlık haberi. Ha sakatlık herkesin başına gelebilir. Yanlış anlamayın. Burada ben şey yapmıyorum. Yani Burada bir şey demiyorum. Ama yani ama sonra ne oldu? Sonrası malum arkadaşlar. Şimdi Fenerbahçe'ye Medina'dan sonra bir tangocu daha Ordones. Ocak ayında Christian Medina'yı kadrosuna katacak olan Fenerbahçe. Aklıma gelmiş ki ben çok önemli bir husus dile getireceğim. Arkadaşlarım dikkatlerden kaçan bir olay var. Lincoln Henrique eğer şu anki takıma Lincoln'un performansından memnun kalmazsa onun da Ocak'ta sözleşmesi bitiyor. Yani 31 Aralık'ta sözleşmesi bitiyor biliyorsunuz değil mi? Yani Lincoln her eğer kulübü memnun kalmazsa geri dönecek isimlerden bir tanesi. Arjantin'i bir yıldızda Fenerbahçe gözüne kestirmiş. Velez'in 20 yaşında yeteneği Christian Ordonez'i gözlemcilere izlettirdiği ortaya çıkmış. Hatırladınız mı Ordonez'i? Hocam tam hatırlamadık da Biraz değin şöyle. Biraz değineyim arkadaşlar. Christian Ordonez 20 yaşında. Moreno doğumlu. Merkez orta saha oyuncusu. 2 milyon euro piyasa değeri var. Vélez Sarsfield takımında. 31 Aralık 2025'e kadar. Yani yaklaşık 1,5 yıllık sözleşmesi var. Oyuncu 6-8 oynayabilen bir oyuncu. Sağ ayaklı. 30 maçta 1 gol 4 asist yapmış. 2521 dakika. Şimdi bu arkadaş bizim scout listemizdeki isimlerden bir tanesi. Doğruya doğru. Ya, doğru. Ama transfer etmeyeceğiz arkadaşlar. Ben o zaman niye konuşuyorsun hocam ya? Biz de seni dinliyoruz bir şey söyleyeceksin diye. Ya bilin istiyorum yani bizim scouting ekibi okey önüne alıp akşama kadar okey atmıyor ya da 101 oynamıyor. Şimdi oradan gözlemciler lezzettirdi izlettirdiği ortaya çıkmış Fenerbahçe'nin ve Boca Juniors'ta Christian Medina için çok çabaladı. Pazarlık üstüne pazarlık. Sonunda iki kulüp 22 yaşındaki orta saha oyuncusunun Ocak ayında transfer için anlaşmaya vardı diyor. Şimdi de ordanözü transfer etmek için kolları sıvadı Fenerbahçe diyor. Yani sıvayabilirleri normal. Öyle değil mi? Bir süredir gözlemcilerine takip ettirdiği öğrenildi. Benfica ve Porto'da takipte oyuncuyu. E, genç oyuncu Avrupa Futbolu'nda Benfica ile adım atıp 121 milyon euroya Chelsea'ye imza atan vatandaşı Enzo Fernandez'e benzetiliyormuş. Ocak'ta satabilirler diyor 2025'e kadar sözleşmesi var ama uzatmazlarsa diye. 30 maç 1 gol 4 asist. Biz bunu almayacağız. Ama bilin. Fenerbahçe'de idman var arkadaşlar. Onu da belirteyim. Şimdi ee, hatırlıyor musunuz? Şimdi Fenerbahçe idmanı konuşacağım da. Alexander Cicco 31 Ağustos'ta sakatlığı belli olmuştu. Hatırlıyorsanız 7-10 gün arası sahalardan uzak kalacak denilmişti. Ben de şöyle bir cümle kurmuştum. Oh milli ara çok güzel oldu. Çok iyi geldi diye. 31 Aralık'a 10 gün ekleyin arkadaşlar. 10 Eylül. E, sakatlığını atlatan Ciku sahalara döndü. Dün itibariyle idmanda tamamında da yer aldı. Çok şükür. Niye çok şükür? E, bizim korkumuz var. Çağlar söyünce. Çağlar çünkü milli takım kampında yüksek ateş, işte bulantı, kusma falan var. Hamilelik e, sakatlık şüphesinin şey yapıldı. Yani son maçta oynatılmadı. Ama Fenerbahçe'miz Kasımpaşa'yla 15 Eylül pazar günü oynayacağı maçın hazırlıklarını güzel bir şekilde sürdürüyor. Ve e, güzel bir şekilde de dün sürdürdü. Yani idman fotoğraflarına, idman görsellerine Fenerbahçe Ork'tan yani resmi internet sitemizden bakabilirsiniz. Orada benim dikkatimi çeken çok farklı olaylar var. Mesela Maxime'nin Osterwold diye bir müdahalesi var. Tam o anda bir görsel çekmişler. Çok hoşuma gitti. Onu bir bakın. Ne demek istedim orada anlarsınız. Mert Hakan yine bacak kaslarını göstermiş. Bakın benim kaslarım var diye. Cengiz, Osterbolde, Mourinho'nun yüzü gülüyor. Bu da bir şifre aslında. Cenk Tosun'un yahşi bakışları var. Aynı zamanda Cikun'un idman performansı. Kostic Kostiç ilk idmanla çıktı takımla. Ondan sonra Bekao, Mert Hakan'la İrfan Caner'i bayattı bir şey var. Oğuz Aydın Fred mücadelesi yine görsellere yansımış. Ama Maximen Osterwolde ikilisinin pozu beni benden aldı. Ama bizim idmanda önemli olan şey neydi? Önemli olan şey ee, şu Ciko'da, Bekao'da idmanda. Samet zaten milli maçta oynamadı. 3 stoper. hani Osterwolde idmanda 4. Kostic koşulara başladı. En azından kadroda yer alabilir. Hani Osayi'nin yokluğunda kenti almayıp iki kişiyi çıkarttın. Kost kadroda yazabilirsin arkadaşlar. Pazar günkü maçta. Selahattin Maki Fenerbahçe teklifi yaptı. Şimdi i̇şte Fenerbahçe'de 6 yıl boyunca Başkan Ali Koç'un yönetim listesinde yer alan Selahattin Maki TRT Sporu açıklamalarda bulunmuş. Demiş ki Omar Fayet hakkında çok umutluyum demiş. Biz de umutluyuz. Omar Fayet'ten çok umutluyum. Güzide bir yetenek. Futbolcuyu Fenerbahçe'ye getirirken Avrupa'nın önünde gelen kulüplerinin gözlemci raporlarını okuduk. Gelişime açık bir futbolcu olduğunu ve ilerleyen süreçte çok önemli yerlere gelebileceği bu raporlarda yazılıydı. Fenerbahçe ile oyuncunun temsilcisinin iyi ilişkileri sayesinde Fayet'i Türkiye'ye getirmeyi başardık. Paris Olimpiyat oyunlarında Mısır milli takımıyla adından sıkça söz ettirdi. Dirk Gayt kendisini Ben Şort'ta görmeyi çok istedi. Belçika Ligi'de futbolcuların kendini göstermesi adına önemli bir podyum diyor. Ee, yani Sheffield'dan Çaykur futbolcu gitmiş. O önemli değil. Vinicius Souza. Asıl kısım burası. Fenerbahçe Sheffield forması giyen Vinicius Souza'ya teklifte bulundu. Bu teklif İngiliz ekibinin bir sene önce oyuncu için yaptığı yatırımın altında bir teklifti. Aynı zaman zarfında Fenerbahçe Sofyan Amrabat transferinde son aşamadaydı ve Faslı futbolcu Mourinho'nun listesinin ilk sırasında yer alıyordu. Kısa süre içerisinde Amrova transferi neticelendiği ve Souza için yapılan teklif beklentinin altında kaldığı için oyuncunun transferi gerçekleşmedi demiş. Yani biz buradan ne anlıyoruz? Biz buradan şunu anlıyoruz. Fenerbahçe aslında B planını, C planını kurmuş ama e, A planı işlediği için bunlara ihtiyaç duyulmamış. Biz buradan bunu anlıyoruz. Bu arada Filip Kostic ilk günden itibaren Fenerbahçe'ye gelmek istedim. Bazı açıklamaları var Kostic'in. Ben bunu da konuşmak zorundayım arkadaşlar. Kusuruma bakın. Burada olmaktan dolayı çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Çok heyecanlıyım ve takım arkadaşlarımla antrenman yapmak için sabırsızlanıyorum. Açıkçası ilk günden itibaren Fenerbahçe'ye gelmek istedim. Dusan Tadic ve Jose Mourinho'nun burada olması benim için önemli sebeplerden bir tanesi. Tadiç benim en iyi arkadaşlarımdan biri. Kendisiyle uzun süredir milli takımda beraberiz. Dolayısıyla gerçekten Fenerbahçe'de yeniden onunla oynayacağım için çok mutluyum. Çok ama çok mutluyum. Jose Mourinho'ya çalışmak benim için çok büyük memnuniyet ve keyif olacak. Kendisi dünyanın en iyi teknik adamlarından bir tanesi. Umarım hep birlikte bir şeyler kazanabiliriz. Ben en iyimi ortaya koyacağım. Kulüp ve taraftarlar için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Groningen'de oynarken çok şanssızdım. Oynayamamıştım açıkçası. Tadiç'in yerine oynamak ve onu kesmek çok zordu açıkçası. Elbette en iyimi ortaya koyacağım. Tadic en iyi oyuncu. Bunu söyleyebilirim. Ve her zaman onunla oynamayı istemiştim. Zaten birkaç senedir milli takımla beraberiz. Onunla dolayısıyla yeniden kulüp bazında bir araya gelmek gerçekten beni çok mutlu ediyor. Elbette hem onun hem de diğer takım arkadaşlarımla oynamak gerçekten çok güzel olacak. Ve bu büyük kulüp için savaşacak olmak memnuniyet verici diyor Kostic. Ben her zaman futbolcu yerine karakter alınması taraftarıyım. <laughs> Ve dediğim gibi e, aslına bakarsanız Tadiç benim futbola bakış açımı değiştirdi. Ben normalde PES'te bile, gerçi artık PES oynayamıyoruz. En son, yani 2021 PlayStation'daki PES 2021'e yama atıp atıp onu oynuyoruz. Aynı oyunu formalar değiştirerek hala koysalar hala satın alırız. Ya PES 2025 diye formaları değiştir. Fenerbahçe stadını koyup <laughs> Satışa sunsunlar. Hemen satın alırız. Yok bilmem. E, Euro sportmuş. Bilmem eğer futbolmuş falan filan. Lan oğlum ana lig olacak ya. Ana lig olacak. Bacı lig olacak. Ne bileyim futbolcu gelişecek. Transfer teklif olacak. Beni başka takımlar isteyecek. Gitmiyorum ulan Fenerbahçe diyeceğim. Sonra futbolcuları satıp satıp alt futbolcuları geliştireceğim. Kasamdaki para dolup taşacak. IMF'ye borç vereceğim o parayı. Amerika beni kıskanacak. Ama böyle böyle işler. Neyse en azından sevindirici haberler. Bunlar arkadaşlar. Şimdi başka ne söyleyeyim? Başka şunu da söyleyeyim. Ciddi manada Fenerbahçe'nin artık transferleri bitirdiğini biliyoruz. Yani Rebiot, Matip, Trippier bunlar olmayacak. Medina için kritik günlerde yani kritik saatlerdeyiz. Ama ben yine söylüyorum Medina %80 %90 Ocak ayında gelecek. Fakat bence yanlış Ocak ayında gelmesi. Yani 1 euro fazla verip 1 milyon euro 1 milyon dolar fazla verip şimdi almak daha mantıklı. Yoksa futbolcu iyice kötüye giderse sıkıntı yaşarız. Daha Lincoln de eğer kulübü beğenmezse gönderecek ama ben Lincoln'in kulübü satın alacak gibi hissediyorum. 6 milyon dolar. Gerçi şey, 6 milyon euro. Gerçi %85'i bizim olacak. %15'i eski kulübünün. Yine fena sayılar. bir para değil. Ee, Ordonez beklemeyin. Vinicius Soza'yı zaten o günlerde konuştuk arkadaşlar. Adamların istediğini söylemiştim. Hemen hemen aynı şeyler çıktım. Kostic çok iyi bir karakter. Tadic, Ciko, yani gerçekten Fenerbahçe'nin şu 2 yıldaki transferlere takdir edilir transferler. İyi de gidiyoruz maşallah. Çağlar Söyüncü keza. Çağlar'da bir şey yok da e, bugünkü idmanda yer alır mı zannetmiyorum. Bugünkü idmanda da dinlenir gibi geliyor bana. Ama pazar günü oynamasında bir mahsur yok diyebiliyorum ben. Bunu da söylemiş olayım. Omar Faye'de de başarılar. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Hepinize teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.